Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde ürünlerinizi nasıl artık yurt dışına gönderebilir, ürünlerinizi, ürettiğiniz ürünlerinizi özellikle yurt dışında nasıl satarsınız bunları göreceksiniz. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Akın Yılmaz. Bu kanalda sizlere e-ticaret platformlarında başarılı bir şekilde satışlarınızı yapabilmeniz için bilmeniz gereken önemli bilgileri paylaşıyoruz. O yüzden lütfen beğen butonuna basarak kanala olmayı unutmayın dedikten sonra bugünün konusu Türkiye'de üretiyorum, yurt dışında satmak istiyorum. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Tonlarca gerek eğitim içerisinde, gerek YouTube platformlarında, gerek Instagram'da sürekli sorduğunuz soruların hepsinin cevabını vermeye çalışacağım. Öncelikli olarak eBay, Etsy, Amazon ve diğer farklı marketler gibi platformlarda satış yapıyorsunuz. Amazon daha hazır değil ama her nasılsa ürünlerinizi nasıl Türkiye'de tüm dünyaya satabilirsiniz? Neden tüm dünyaya satmanız gerekiyor? Çünkü ürettiğiniz ürünlerin belki Türkiye'de değeri 100 lirayken burada ürünleri 100 pound arkadaşlar. Hatta size birkaç tane örnek olarak ürün de göstereceğim. Bu tarz ürünleri üretmeden de yurt dışına satabilmeniz için dedikten sonra bu şekilde başlıyorum. Platformumuzun adı arkadaşlar Navlungo. Navlungo ne işe yarıyor? Navlungo aslında Türkiye'de üretmiş olduğunuz ürünleri kapınızdan teslim alıp yurt dışındaki depolarınıza kadar göndermenizi sağlıyor. Ayrıca bildiğiniz üzere bizim de İngiltere depomuz olduğu için arzu ettiğiniz takdirde bizim depolarda ürünlerinizi gönderebiliyorsunuz. Sistem nasıl çalışıyor? Çok basit. Türkiye'den bir tane ürün buldunuz. Bulmuş olduğunuz ürünleri arkadaşlar Avrupa'ya göndermek istiyorsunuz. Peki ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Çünkü bunun arka tarafında gümrük var, arka tarafında vergisi var, bunun arka tarafında lojistik süreci var. Bu konu hakkında bilgi sahibi değilsiniz. Önemli değil. Eğitim içerisinde ben çok detaylı bir şekilde anlattım ama eğer eğitime katılmadıysanız arkadaşlar ürünlerinizi sizler yurt dışına gönderebileceksiniz. Şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? İlk önce ürünü seçeceksiniz. Gönderdiğiniz ürününü. Bence yeni başlayan bütün arkadaşlar en ufak bir şekilde başlasın. Bu şekilde ürünlerinizi yurt dışına gönderin. Ondan sonra ürün çok sattıkça da ürünlerinizin sayısını arttırın. Dedikten sonra ilk önce yapmanız gereken şey arkadaşlar yük tipini seçiyorsunuz. Sonra yükleme tipini ve alışveriş lokasyonunu seçiyorsunuz. Buradaki süreçte size anlattığı gibi arkadaşlar ürünlerinizi nereden alacaksınız ve nereye göndereceksiniz. Bunları detaylı bir şekilde Navlungo departmanına girerek yapacaksınız. Birazdan o kayıt olma sürecini de göstereceğim. Ondan sonra malın değerini, yükleme tarihini ve nasıl gönderdiğinizi seçeceksiniz arkadaşlar. Değeri vesaire gibi. Burada görüyorsunuz sistemde bu şekilde gözüküyor. Bundan sonra da size teklif veriyor. Teklif verdikten sonra arkadaşlar işlemlerinizi yapabilmeniz için dikkat etmeniz gereken şey şu. Ürünlerinizi sistemde ondan sonra sistemde işlemlerinizi gerçekleştirdiğinizde arkadaşlar hemen sizlere burada fiyat veriyor. Artık buradaki süreçte hangi fiyatta çalışmak istiyorsanız arkadaşlar onu seçebilirsiniz. Ayrıca 7/24 sizlere vermiş oldukları online destek süreci de var. İkinci süreçte arkadaşlar Navlungo ile nasıl çalışırsınız? Avantajları nedir? Avantajları ne? Aslında bence Türkiye'de güzel bir uygulama yapılmış arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Diğer marketteki fiyat, ödeyeceğiniz fiyatları sizlere sunuyor. Sizin için en uygun fiyatı sunuyor. Ve güvenli bir şekilde gönderimini sağlıyor. Biz bayağı bir burada Navlungo ile sipariş alıyoruz depoya. Ve sorunsuz bir şekilde geliyor arkadaşlar. Ödeme imkanı hızlı teslimat ve online olarak size şimdi göstereceğim panel içerisinde işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Almanya, Köln, Gebze ve Bursa, Torino taraflarında arkadaşlar sistemde daha detaylı şekilde oralarda yaşıyorsanız bilgi de alabilirsiniz. Bununla beraber sizlere sunmuş olduğu sistemle buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde dediği gibi 230 ülkede lojistik firmalarıyla çalışıyorlar ve burada sizlere yükleme bilgilerinizi, tekliflerinizi ve rezervasyonlarınızı görebileceğiniz şeyler var. Ben şimdi çok detaya girmiyorum arkadaşlar. Yapmanız gereken şeyi gösteriyorum. İlk önce buradan sisteme kayıt oluyorsunuz. Benim sistem zaten kayıtlı. Çok basit bir şekilde Gmail'inize kayıt olabilirsiniz arkadaşlar ve panelin bölümüne geliyorsunuz. Panelin bölümünde göndereceğiniz ürünlerinizi koli, sandık ya da palet şeklinde nasıl göndereceğinizi seçiyorsunuz ve buradaki sistemi daha yüklü miktarda gönderiyorsunuz artık. Buradaki seçenekten ilerleyebilirsiniz. Her zaman büyük gönderiyorsunuz. Lütfen canlı destekten destek alın arkadaşlar. Yardımcı olsunlar. Ve burada arkadaşlar hemen gelerek yapmış olduğunuz sevkiyatları buradan görebileceksiniz. Ben şu an açmıyorum. Sizler bakarsınız kendi sevkiyatlarınıza. Burada arkadaşlar entegrasyonların bölümü. Bizim dikkat etmemiz gereken ve ilgilenmemiz gereken süreç bu. Burada arkadaşlar pazar yerlerine tıklıyoruz ve yeni bir pazar yere gidiyoruz. Şimdi pazar yeri tıkladığımızda Etsy, WooCommerce eğer internet siteniz varsa arkadaşlar eBay, Amazon geliyor yakında. Wish, İKAS ile ilerleyen zamanda gelecek ve Shopify ile ilgili entegre sürecini yapabiliyorsunuz. Diyelim ki buradaki senaryoda Etsy'yi seçeceksiniz. Etsy'ye tıklıyorsunuz. Kısa bir not. Lütfen ve lütfen. Yani ne yapıyorsanız yapın. Yeni dükkan olan eBay arkadaşlarım için ve Etsy arkadaşlarım için söylüyorum. Yeni dükkanlarınızı hiçbir yazılımla entegre etmeyin. Çok büyük bir not. Hesaplarınızın kapanmasına sebep olabilir. Bilmeseniz de IP yazılımda eğer eBay'in ya da Etsy'nin algoritmasının içerisinde politikalarında okursanız yazılımların non-IP ve IP yazılımların hesaplarınıza vereceği şeyler hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben eğitimde nasıl yapıldığını, nereden bakıldığını çok detaylı gösterdim. Sizler de arzu ettiğiniz takdirde girebilirsiniz. Ben buradaki süreçte Etsy'ye giriyorum ve mağazamı bağlı diyorum. Burada mağazanızın adını gireceksiniz arkadaşlar.
kısa süreç içerisinde sizlere ulaşabileceği bilgilere bakıyorsunuz. Eğer her şey sizin için okey ise arkadaşlar Grant Access diyerek hesabınızı bağlıyorsunuz ve artık bundan sonraki süre içerisinde yapmış olduğunuz işlemleri buradan çok rahat bir şekilde edebiliyorsunuz. Adres bilgilerinizi giriyorsunuz ve pazar yerlerini bu şekilde sürekli olarak bu şekilde kayıt edebiliyorsunuz. Dedikten sonra arkadaşlar bununla beraber ürünlerinizi çok detaylı bir şekilde nasıl satıp tüm dünyaya göndereceğinizi göstereceksiniz. Bonus olarak bu videonun sonunda paylaştığım ürününde de sizler daha ürünlerinizi satabilirsiniz arkadaşlar. Bu ürünü arkadaşlar arzu ettiğiniz takdirde Türkiye'den çok daha uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Bu ürün sayesinde sizler de ürünlerinizi Avrupa'ya satarak çok daha güzel paralar kazanabilirsiniz. Türkiye'de çok daha uygun fiyat, bu ülkede, İngiltere'de, Amerika'da ya da farklı ülkelerde satacaksanız da daha pahalı olduğunu göreceksiniz. Yani ne yapacaksınız? Ürünü buradan alacaksınız Türkiye'den, metrodan ya da herhangi bir yerde. Aldığınız ürünleri bize yurt dışına gönderebilirsiniz. Gönderdikten sonra da ürünlerinizi Avrupa'da satabilirsiniz. Şu an Rövaş'a tavsiye ederim arkadaşlar. Bahar sözünü yaklaştığı için İngiltere'de bahçesi olan ürünler sürekli daha çok satacak arkadaşlar. Detaylı bilgi için arkadaşlar bizlere her zaman internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Sizler için ücretsiz olarak hazırlamış olduğumuz webinarı izleyerek kendiniz e-ticaret platformu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Aşağıda linkini paylaşacağım. Bu link üzerinden ücretsiz webinara katılabilir ve e-ticaret hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Dedikten sonra bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.